saat nerede? Söyledim ama istemiyorum dedi. Ne olacak böyle? Bak kapandı odasına. Bilmiyorum hayat. Buyurun. Konuşmalı mıyım? Yoksa kendi annemi bırakmalıyım. Ben de ne yapacağım şaşırdım. Kızmayacağını bilsem ben konuşacağım ama... Bence bir süre daha üstüne gitmeyin. Dün akşam konuştum biraz. Hala çok üzgün. Bu neymiş? Davetiye galiba. Mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Ne mutlu ve yıldırım aileleri. Çok beğendim kız, güzel olmuş. İnşallah hayırlısı olur artıkın. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Ya kalkayım geleyim dedim ama kobra bırakmıyor. Birkaç gün önce ayağa kalkabilirmişim sağ ol. Tamam, acelesi yok. Kadir orada mı? Yok kız. Gece de geç geldi. Bana bak. Yine bu bir işler çeviriyor ha. Ama sen merak etme. Ben ilgilenirim onunla. Bizden de selam söyle. Bak Levent'le annemin selamı var. Sen de onlara selam söyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Davetiye gitmiş. Çok beğenmişler. Ne oldu? Az önce bu geldi. Mahalleye gidiyorum. Çocuklara ders vereceğim. Aa, süper. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Sağ olasın. Rahmet oldu, sağ ol. Rica ederim. Kız, hiç hayatımda bir rahat arabaya binmedim ha. Sağ olsun kardeşim, kıyamadım. Bizi aldırttı. Banka kredi talebimizi onaylamış. Bu bizi biraz rahat ettirir. Hı hı. Muhasebeye söyle, acil ödemeleri hemen yapsın. Peki Levent Bey. Alo. Harika. İşte beklediğim haber. Nasıl? Güzel oldu mu? Tamam. Tamam, bekliyorum. Nesin Hanım, ben birazdan geliyorum, tamam mı? Ha, Nakiye. Bak lütfen çok dikkatli ol. Başını belaya sokma geçen seferki gibi. Yok Nesin Hanım, merak etmeyin, bir şey olmaz. Hem bizim buradaki pastanede buluşacağız. Herkes tanıdık zaten. Hiçbir şeycik olmaz. Nakiye sen yine de dikkatli ol. Ay çok heyecanlıyım. Beni de beklesene ya. Baba para versene. Al bakalım. Benim çocuklarım böyle benden para isteyince, ben onlara yok deyince ne olacak? Ben onlara yok deyince onlar suça elverişli insanlar olmayacaklar mı? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun ya? Soruyorum sana.
Nerede kaldın birader? Memur adam dedik, dakik adam dedik, saatinde gelir dedik, saate bak kaçta geldin? Dükkanı açmadın. Babra ben dün gece hiç uyumadım. Ne yaptın? Beşik mi salladın, benim gibi kabuslar mı gördün? Ver şu anahtarı ya. Babra, sana bir şey söylemem lazım. Sonra söylersin Cafer. Önce para kazanmamız lazım, para. Kop. Cafer, ne oldu? Ne senin bu hali? İyi, çok bir şey Balçık. Sen bir şey mi çeviriyorsun Cafer? Ya Balçık, ne çevireceğim? Her şey normal. Ben bir... bir yere benziyor. Gel hadi biraz dolaşalım. Sen git. Ben dolaşırım tek başıma. Senin işin var. Beraber gitsek daha iyi. Peki. Öyle diyorsan. Bak bu nasıl? Hı? Çok güzel. El emeği gözleri bunlar. Öyle zengin mağazalarında bulamazsın bunlardan kız. Niye zahmet ettin abla? Ne zahmeti? Kız şimdi zahmet etmeyeceğiz de ne zaman edeceğiz? Allah'ım yarabbim. Neyse tamam hadi yeter artık. Neden? Hadi hadi tamam içim bir hoş oldu. Sonra evlenince bakarsın sen. Teyzem nerede? Kız! Geldim, geldim. Biraz bidem kazıldı da atıştırmak hazırlayayım dedim. Allah seni. Bu şehirde böyle yerler olduğunu bilmiyordum. Buraya gelene kadar ben de bilmiyordum. Ya sen ilk nasıl geldin bu mahalle? Levent getirdi. Koşmaya başladın yani. Öyle bir bağırdı ki başka çarem yoktu. Koşuyorsunuz öyle. Sonra hasret ne oldu? Ya pardon ya. Hem soruyorum böyle unutup hikayeyi anlattırıyorum bir de. Özür dilerim. Devamını merak etmiyor musun? Sana müzik eğitimi vermek istiyorum. Seni iyi bir şarkıcı yapabilirim diyorum. Seni 6 ayda sahneye çıkarırım. Hem de çok büyük bir sahne. Ama... bunun için hiç durmadan çalışman lazım. Yani sen şimdi bana ders vereceksin, öyle mi? Aha. Allah Allah. Nerede? Sana bir oda veririm. Ne odası be? Senin ne dediğini okulan duyuyor mu? Bak ağzını dikerim senin. Senin sadece sesini değil her şeyini eğitmek lazım. Sahnede böyle konuşursan yandık. Ne bağırıyorsun? Bak, bir an önce karar ver. Geleceksen gel. Sana hayatımın teklifini yapıyorum. Bunun için kapımda yatanlar var. Ay! Ay ağız! Bir şey oldu mu? Çekil! Ben gidiyorum. Daha sonrasını çalışmadan önce konuşuruz, tamam mı? Daha cevabımı vermedim, farkındaysan. Vay be, bizim buzdolabı Murat'a bak, neler olmuş haberimiz yok. Sonra? Sayma Hanımcığım, banyo müsait mi? Tabii tabii, girebilirsin. Şöyle güzel yıkandıktan sonra aside kına yakarız artık. Teyzem bir dur. Duruma göre bakacağız o işe demedi mi ben sana? Durum vurum anlamam ben. Gelinlik kına yakılır. Bitti gitti. Hey Allah'ım yarabbim ya. Kına burada. Delirtmeyin beni.
İyi de hasret istiyor mu bakalım Kına? Hiç. Sayım Hanım, sen bilmiyorsun. Yoktun o zaman. Hasret şu kadarken cevizleri yiyip yiyip kabuğunu sürerdi buraya. Kınalı gözüksün diye. Çocukluktan meraklı da öyle şeylere. Haydi güle güle. Ya artık dudu kusuruna bakmayacaksın. Gözü başı oynuyor. Biraz oynak. İnsan bu mahallede hiç sıkılmaz. Baksana yüzleri nasıl gidiyor. Sadece bizim gördüğümüz yüzleri değil. Onlar da aslında herkes gibi. Hatta daha fazla sıkıntıları var. Ama yine de gülmeyi becerebiliyorlar. Haklısın. Bu herkeste olmayan bir özellik. O kadar güzelsin ki. Ay çok mersi. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 15 yıl oldu değil mi? Olur mu canım? Daha fazla oldu. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki karıştırıyor insan. Bence karşılaşmamızın sebebi kaderin bir oyunu. Onca yıldan sonra. Senden bir ricam var. Hı? Kahvem gelince parmağını içine batırır mısın? Niye ki? Ben çok şekerli kahve içiyorum. Sen de o kadar tatlısın ki. O yüzden. Ay. Bal çiçek ayakta kaldın, otursaydın bir yere. Yok, sende bir aller var, onu çözmeye çalışıyorum. Yok canım, ne hal olacak, her zamanki halim. Nişanlım olmasan, seni uzun süredir tanımıyor olsam girdim de. Yemiyorum Cafer. Ben şu çayı bir kobraya vereyim de geleyim. Ver bakalım. Kobra. Al bir çay iç benden. Kobra, büyük bir mesele var, konuşmamız lazım. Cafer, benim yüküm bana yetiyor. Git, bir de seni dinlemeyeyim ya. Ya bir çıkış yol arıyorum. Bir git ya. İyi günler. Aa Murat Hoca, ne yapıyorsun ben? Merhaba Kobra, nasılsın? İyi, seni gördüm, daha iyi oldum Cafer. Hemen iki servis aç. Buyurun, hı, ayakta teşekkür kalmayın. Teşekkür ederim. Yenge Hanım, buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba. Açız herhalde. Biraz. Siz şimdi hiçbir şeye karışmayın. Ben masayı donatıyorum. Hemen. Nasıl buldun? Değişik. Cafer bak, bunlar yağlı müşteri, kaçırmayalım ha. Tamam mı? Lan bana bak, kim bu kadın? Ceren Hanım, Murat Bey'in sevgilisi. Ana. Hocam, hangi rüzgar attı seni buraya? Çocuklara ders vermeye gelmiştim. Bir de biraz dolaşalım dedik. Çok iyi yapmışsın hocaya, mahalle onur duydu ha. Murat Hoca, hoş geldin. Merhaba Balçık. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. Ya tamam, boma milleti ya. Ay şurada bir iki çift laf edeceğiz, o kadar. Allah Allah. İyi, nasıl gidiyor? İyiyim. Sahneleri devam ediyor musun Balçiçek? Ay yok, bıraktım artık ben o işleri. Nişanlım sahneye çıkmamı istemiyor da. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sen de mi şarkı söylüyordun? Evet, mümkün mertebe. Vakit buldukça yani. Ya isterseniz söylesin, böyle yemeği beklerken kulaklarınızın pası sildi. Anam, isterim mi ki? Ben çok isterim. Lütfen. Ay çok heyecanlı. Hemen söyleyeyim o zaman. Evet. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma yavrum ölçtüm de geldim. Boyunu boyuma yavrum ölçtüm de geldim. Ay sağ olun. Vallahi bravo, helal olsun be. Sağ olun. Çok güzelmiş sesin. Teşekkürler. Ay ben teşekkür ederim. Cafer Usta'nın titizlikle hazırladığı yemekler. Buyurun, afiyet nişanlım olsun. Nişanlım kendisi yapar. Hadi Balçiçek, hadi. Afiyet hadi. Olsun. Elinize sağlık. Siz yiyin rahat rahat. Afiyet olsun.
Merhaba. Merhaba Levent. O paket de ne öyle? Hasret'e bir sürprizim var. İçeride mi şimdi? Odasında dinleniyor. İstersen hemen çağırayım. Yo yo. Önce benim biraz hazırlık yapmam lazım. Tamam. Gel. Bak. Kobra. Ha gördün değil mi Murat Hoca'yı? Kral adam. Bak 10 lira da bahşiş bıraktı. Ya Kobra bir şey diyeceğim sana. Dinlemedeyim Kartal bir. Kobra bu iş çok ciddi. Öf tamam be söyle. Bak dün gece evde bir dolabı çektim. Ha. Baktım altında bir tahta oynuyor. Şöyle tahtayı kaldırdım bir bakalım altında ne var. Fare değil mi? İlaç ne kardeşim ben mi yaşıyorum? Sen yaşıyorsun orada. Ya Kobra ne faresi? Harita buldum harita. Define haritası. Sus oğlum. Sus. Sakin ol. Gel. Anlat bakalım. Şimdi Kobra benim bir dayı oğlu var İhsan. O bu define işlerini çok iyi bilir. Onu da görmüştüm böyle bir arada. Aynı benim bulduğum gibi. Vay anasın. Selam. Abi öyle hemen dalma ama yani. Sayım yapıyoruz burada ya. Hadi lütfen. Yalnız şimdi bu harita kimin? Bu haritayı kim ne zaman koymuş buraya onu bilmiyoruz. Kim olacak? Ben koydum o haritayı oraya ya. Benim o harita. Senin mi? Ha. Atma Kobra. Ya niye atayım? Şu boylarda bir şeydi o. Değil mi? Hayır Kobra. Bu boylarda bir şey. Ya tamam katlayınca bu boylara geliyor yani. Kobra sen şimdi bana yardım edecek misin etmeyecek misin? Kardeşim tamam biz kardeşiz. Tabii ki edeceğim ben sana ama baştan söyleyeyim. 4'te 3'ü benim. Tamam Kobra şu defineyi bir bulalım bunu sonra düşünürüz. Oğlum yırttık mı yoksa lan? Vallahi yırttık galiba. Burada mı ders veriyorsun? Nasıl? Vallahi değişik. Öğrencilerin nerede? Sanırım uzun zamandır buraya gelmemişler. Sen gelmeyince herkes dağıldı hocam. Merhaba Kadir. Merhaba hocam. Siz de Ceren olmalısınız. Memnun oldum. Baş başa konuşabilir miyiz? Ben lokantaya gideyim bir çay içeyim. Sen gelirsin. Neler düşündüğünü biliyorum Kadir. Anlamadım sizi, çözemiyorum. Yarım kalan düşlerle üretiyorum. Adam sanıp da güveniyorum, uyutmuşlar beni de göremiyorum. Umursamaz tavırların, umut veren bakışlar. Çıkmışsınız yörüngeden, ilenmeden, dilenmeden. Aşkmış bunun adı, acımasızca öldüren, güldüren de o, hayat veren. Adam sanmıştım onu, bir de bana kalkıp akıl veren. Oyuncak olmuş aşk, yalancı sözlerde. Yalancı olmuş aşk, yabani gözlerde. Yanımda olsaydı, şiirle süslerdi. Maddim değil, yanlış anlama. Uyuz olduğum tek konu, tutulmayan sözlerdir. Hayat bize hep ders verir, bunu keşfedip sonra tersleriz. Milletim benim, nankör kedidir. İstediğini alır, yol verir. Hadi gel, bir sürprizim var, bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Ya gel, soru sorma. Kandırdın beni. Kadir. Daha geçen gün seninle konuşmadık mı? Ablamı nasıl sevdiğini anlatmadın mı? Kadir. Anlattın hoca. Bir bir her şeyi anlattın. Peki bu kadın kim? Bir de evleniyormuşsunuz. Yazık değil mi ablama? Nasıl yaptın bunu ya? Neyse, bir de kalkıp sana hesap soruyorum. Ben kim, sen kim? Neyse, keyfine bak. Dur bir dakika. Sana söyleyemediğim şeyler var. Vallahi benim de sana söyleyemediğim şeyler var hocam. İçimde olanları bir bilsen. Neyse, hocamsın, sana saygım var. Ama senden tek bir şey isteyeceğim. Bir daha buralara uğrama. Nasıl? Çok güzel. Güzel. Ya sana bahsettiğim modacı arkadaşım vardı ya. 3 kişi gece gündüz çalışıp hazırladılar. Ve bugüne yetiştirdiler.
Levent, ben gelinlik giymeyeceğim. Ne? Nasıl giymeyeceksin? Gelinlik giymek istemiyorum. Ne demek şimdi bu? Ben sevmiyorum öyle gelinlik falan. Güzel bir elbise giyerim olur. Hasret. Levent, çok özür dilerim. Sana bunu baştan söylemem gerekiyordu. Özür dilerim. Nereye? İşlerim var. Kız, ne demek gelinlik giymeyeceksin? Üstüme gelmeyin. Giymek istemiyorum işte, anlasanıza. Aa. Oğlum yırttık lan, yırttık. Garibanlık bitti, zenginiz artık. Hadi hadi, şunun yerini tespit edelim. Tamam dur. Bak şurası Sarıhasan'ın evi. Şu yırtık olan yer Bostan Çayırı. Hı. Bura deniz, tamam. Şurada çeşme galiba ha? Çeşme ise buradan, aha bura. Kalk lan, gidiyoruz. O yıllar ne güzeldi değil mi Neyle? Nakiye. Kim? Benim adım Nakiye. Ha, tabii canım ya. Benim aklıma 4 F'de Nehir'e vardı, o geldi. Refik Halit Karay İlkokulu'ndan Nehir'e vardı yani. Refik Halit Karay mı? Bizim okulun adı Fahri Rıfkı Atar. Ya ben okulları hep karıştırıyorum ya. Refik Halit Ziya falan. Neyse. Buradan çıkınca ne yaparız? Biliyor musun? Benim çok güzel bir peçete koleksiyonum var. Hem bizim okulda 4F sınıfı yoktu ki. 4F mi dedim ben? Hı hı. 4E diyecektim, şaşırdım. Ay o Şevket değilsin. Sen başka bir Şevketsin. Tamam. Bak, tanıştık, arkadaş olduk işte, fena mı? Hemen kırmızısı mı değil mi? Şevket! Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Karıcığım, sen nereden şey ettin birden? Bak, seni ilkokul arkadaşım Rukiye ile tanıştırayım. Rukiye kadar başına taş tutsun. Başka yerlerine de düşsün hem. Hanım, hanım seni tutar mı? El alemin eğri baktı erkeklerin hayatımaya. Hanımefendi, ama kocanız aldattı beni. Ya. Ha, dur. Dur, daha bekle, sırasına da gelecek. Alçak et. Karıcığım. Verdiğim emekler haram olsun. Bir dinlesen bak, her şeyi anlatacaksana. Yanlış anladın karıcığım. Bak, dinle beni. Kadir haklı. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Nereden bilsin çocuk senin oyunlar çevirdiğini? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Neden söyleyemedin peki? Biz aslında Ceren'le evlenmeyeceğiz diyemedin mi? Diyemedim. Hasretin kulağına gitmesinden korktum. Ne bu böyle ya? Ömür boyu bütün herkes bizi evli mi bilecek? En azından Hasretlerin nikahı geçene kadar bekleyeceğiz. Sonra zaten neler olacak bilmiyorum. O ne demek? Bu şehirde kalacağımı sanmıyorum. Peki. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben odama gidip şu kitabı bitireceğim. Ne yapacağız biz bu kızı Saima Hanımcığım? Hasretim çok mutsuz. Bile bile kendini ateşe atıyor. Baksana, gelinliği bile giymeyeceğim diyor. Gelinliği odasına koydum. Bakmayın siz ona giymeyeceğim, giymeyeceğim dediğine. Giyer o. Giymeseniz ona gidin. Hasret nerede? Banyoya girdi. Ceren arıyor. Aa, konuş bakalım ne diyormuş. Alo. Ben Hasret'i aramıştım ama. Ben Saime. Hasret banyoda. Merhaba Saime Hanım, nasılsınız? Nasıl olalım, koşturmaca işte. Hadi kız, biz kınayı hazırlayalım. Teyzem bir dur. Kına mı yapıyorsunuz? Evet ama... Ben hayatımda hiç kına gecesi görmedim. Sizin için de bir sakıncası yoksa ben de katılabilir miyim? Şimdi mi? Yani evet, eğer mümkünse. Bir saniye. Ben de kına gecesine gelebilir miyim diyor. Gelsin kız, gelsin. Teyzem kim arıyor biliyor musun, Allah aşkına gelsin diyorsun be. Ama kimse kim. Biraz kalabalık olsun. Gel kız, gel gel. Alo. Buradayım Saime Hanım. Bekliyoruz seni, hadi gel. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Devreye girme vakti geldi. Nakiye? Ceren! Ay, çok kötü şeyler oldu.
Çeşmeyi de geçtiğimize göre... Aha işte burası. İşte burası Kobra. Nasıl bulacağız defineyi? Kolay. Her yeri kazacağız. Ben kuzeyden, sen güneyden dolacaksın. Hadi. Ya dur Kobra, dur. Bu kadar yer kazılır mı? İki senede bitiremeyiz. Doğru be. Ne yapacağız oğlum o zaman ya? Ben dayı oğlunda görmüştüm. Ha. Toprağın altını böyle tarayabilen dedektörler var. O dedektörlerle böyle dolanıyorsun yavaş yavaş. Eğer altta bir şey varsa sinyal veriyor. Dıt dıt ötüyor. Tamam hadi gidip alıyoruz bir tane. Ya dur Kobra, çok pahalı o aletler. Biz nereden bulacağız o kadar parayı? Öf! La para bulmak için bile para gerekiyor ya. Ya silkelensek biraz, belki bir şeyler çıkar. Aha. La nerede kaldın be? Bunları da satalım, biraz para ederler. İyi. Vallahi tüm mal varlığım bu. Yeter mi bu? Sanmam. Aa, sende 50 lira vardı Murat Bey'in verdiği. Ya, hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Al, şimdi yeter mi? Yetireceğiz artık. Banyodayken telefonun çaldı. Hoş geldin Ceren. Geç kalmadım değil mi? Yok. Ne için? Kına gecesi. İstemiyorum. Kız ne demek kına istemiyorum? Ya istemiyorum teyze kına falan. Ömrümde böyle bir şey duymadım ben hiç. Kuru kuru nikahla kız mı verilirmiş? Ya tamam Kadriye teyzem, gençler böyle şeyleri sevmiyorlar artık. Bir anla be. Kınasız gelin, kıymasız mantıya benzer Gülnaz. Hay Allah'ım. Hiç olur mu hasretim? Tereyağsız pilav olur mu? Gelin kınasız olur mu demişler. Öyle bir laf mı var? Ben uydurdum. Kadriye teyzem kendini şartlandırmıştı da. İşte olmayınca böyle sigortalar şey oldu, ayarı kaçtı onun. Ben gece kınayı sürerim eline, görürsün sen. İstemiyorum teyze, uzatma. Bırak Kadriye, bırak. Bırak nasıl biliyorsa öyle yapsın. Üf, sırtından soğuk soğuk terler boşaldı. Ben bir daha banyo yapacağım. Aman al banyonu, yap ha. Üf, üf. Tabii sizin Fransa'da böyle adetler yok. Yok. Güzel. Ben bir hasretin yanına çıkayım. Belki konuşmak ister. Tamam, yukarı çıkınca soldaki oda. Daha da delirtmesi bu bizim kızı. Yok yok, Ceren'le bir sorunu yok hasretin. Onların araları iyi. Gelebilir miyim? Çok güzel bir gelinlik. Onu giymeyeceğim. Neden? Beğenmedin mi? Ondan değil. Sadece... giymek istemiyorum işte. Bu arada aşağıda olanlar için özür dilerim. Tutamadım kendimi. Olsun, sen sıkma canını. Ben seni anlıyorum. Bakar mısın? Buyur bir tane daha. Çalışıyor musun? Olsun baba, gel. Yarın ne yapacaksın? Nikah soruyorsan gideceğim. Peki şahitlik konusu? Levent'e söz verdim. Bu saatten sonra vazgeçemem. Bu senin için çok zor olacak oğlum. İstersen arayıp söyle, başka biri yapsın şahitliği.
Hayır baba, ben yapacağım. Ben gideyim artık. Yalnız gitmeden sana küçük bir hediye vermek istiyorum. Teşekkür ederim. İtiraf edeyim, bu kitap aslında Murat'ın. Elim boş gelmeyeyim diye fark ettirmeden onun kütüphanesinden aşırdım. Kızmasın. Kızarsa da bana kızar. Sen bunu mutlaka oku, olur mu? Bir ara okurum. Bir ara değil. Hemen bu akşam başla okumaya. Neden? Acelesi mi var? Var. Yok yani, biraz sinirlisin ya. Kitap okumak iyi gelir diye dedim. İyi geceler. Kapıya kadar geleyim. Kobra, ne yapıyorsun? Yeni aldığımız cihazı deniyorum. Ses yapmam. Frekans oluyor, sonra cihaz anlamıyor. Kafası karışıyor. Sus. He, tamam. Çekil. Öttü. Tut. Oğlum tut. Aç, 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 aç. Aç. Aha. Aha. Kobradan kaçar mı be? Bunlar ne kobra? Yılmaz'ın benden sakladığı altınlar. Ne güzel halletmiş lan bu. Aynen öyle. Bana bak, bunları ben yerine koyayım, nasıl olsa daha çok gelecek. İnşallah. İnşallah. Tamam Naki, harap ettin kendini. Anası harap etmeyeyim Nesin Hanım. O kadın bana neler söyledi bilseniz. Sen de diyemedin mi bu adam beni kandırdı diye? Ay dedim, demez miyim? Ama dinlemedi ki. Ay bütün mahalleye rezil oldum. Nasıl bakacağım ben o esnafın suratına? Ay olur mu Naki? Herkes tanıyor seni. Herkes biliyor nasıl biri olduğunu. Buyurun. Efendim. Merhaba Murat. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Seni şey için aramıştım. Hani bana bir söz vermiştin ya. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sormaya çalıştığın şey, yarın gelip gelmeyeceğimse merak etme. Şahidin olarak orada hazır bulunacağım. Sözün tutacağını biliyordum. Çünkü sen asla pes etmezsin. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülnaz, merak etme. Ben onunla her şeyi konuşacağım. Bana da haber verin Saymancığım. Veririm. İyi geceler. Sağ hadi kız. Sebep yok. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil. Seni kıskanıyorum. Beni affet. Sevgililer günü sen yoksun. Bugün bir şey yapmak gelmiyor içimden. Zaten. Kobra zengin olduk. Zengin olduk kobra, zengin olduk.
Biraz daha bağır, kazma. Az önce kaz dedin, şimdi kazma diyorsun kobra. Ben senin şahsına diyorum kazma. Orayı kaz, kazma. Bak yine dedi, karar ver kobra. Kazayım mı, kazmayayım mı? Kaz Cafer, uçan kaz Norton. Norton mu? Norton da kim? Kaz Cafer. Söyle. Mecbur değilsin ya. Her halinden, her tavrından belli mutlu olmalısın. Göz göre göre yanlış bir karar verme. Kızım, bu senin hayatın. Senin geleceğin. Sakın geç oldu söyleyemem diye düşünme. Söylersin. Ne istediğini iyice düşün. Öyle kararını ver. Hasret, sen istiyor musun Levent'le evlenmeyi? Hasrete uğradım. Ya arkadaşım o benim. İstediğim zaman giderim yanına. Hasret gelinlik giymeyecekmiş. Hasret gelinlik giymeyecekmiş diyorum. Ne olmuş yani? Ne demek ne olmuş? Gelinlik giymemesi çok manidar değil mi? Yarın nikahları var. Bence esas manidar olan bu. Kanlısın Cafer. Kaç saatte kazamadın çukuru. Bak elimiz boş döndük. Hiç yardım etmedin ki kobra. Hep ben kazdım. Etrafı kim kolaçan etti? Bakmasaydım da yakalansa mıydı? Allah korusun. Sen ne yaptın? Dedektörü sakladın mı iyi? O iş tamam. Hadi. Şş, kobra. Ne? Norton kim? Hadi. Anlatacağım ben sana. Hadi. İyi geceler. Sağ olasın. Ay yoruldum ha. Bakma ayakta durunca çok ağrıyor beni. Kız, Cafer'le kobra değil mi bunlar? Vallahi onlar nerede geliyorlar bu saatte? Ayıldı. Tamam, şurayı al. Yok et. Yok et. Salak. Ne oluyor kardeşim böyle ya? Yok bir şey Gündüz abi. Arkadaş tabağı tencereyi düşürdü de kusura bakma. Hadi Allah rahatlık versin abi. İyi geceler. Sağ ol. İyi geceler. Ne yapıyorsun lan? Kobra. Ne yapıyorsunuz siz burada bu saatte? Ne bu gürültü? Bir şey yok Gülnaz'ım ya. Gündüz abi çöpe atarken gürültü yaptı ya. Hadi biz evimize gidelim. Bana bak, ne yapıyorsunuz siz burada? Nerede geliyorsunuz siz? Ya nereden geleceğiz? Sabahtan beri lokantada temizlik yapıyoruz. Evin işi, dükkan işi, ekmek derdi. Bir de bununla uğraş. Ben yoruldum artık ya. Hadi. Öyle temizlik yaptık. Pırıl pırıl oldu her yer. Heh. Yani altın gibi parlıyor. Böyle dedektörlerle gelsen baksan ne mikrop ne bakteri hiçbir şey bulamazsın. Hadi çiçeğim. İyi hadi bakalım. Ne yaptınız? Hasreti mi? İyi ne yapsın? İyi Allah iyilik versin. Levent. Ben hiçbir şey ertelemek istemiyorum. Davetiyeleri bastırabilirsin. Aldığın tarihte evlenmeye hazırım. Kararım bu. Thank you.
Yanına gelebilir miyim? Gel kızım. Sabah Levent'le konuşacağım. Bu iş olmayacak. Tamam kızım. Hadi uyu şimdi. Kuru temizlemeden geldi bunlar. Tamam, teşekkür ederim Lucky. Ben de önünde taş olan elbisemi giyeceğim bugün. Oldu o zaman. Çok geç kalmam. Aradın mı Levent'i? Yok, aramadım. Yoldan arayacağım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Ben de tam sana geliyordum. Öyle mi? İçeri gelsene, biraz konuşalım. Hazırlanmışsın. Hı hı. Daha erken değil mi? Erken. Ben sadece prova yapıyorum. Bence sen delirdin. Ne yaptığını bilmiyorsun. İyiyim ben Ceren. Merak etme. Tabii canım. Çok iyisin. Seninle konuşmak istedim. Dinliyorum. Herkesin hayatında gerçekleştirmek istediği bir hayali vardır. Benim de hayalim sen oldun Hasret. Sana çok aşık oldum. Çok sevdim. Ve hala da çok seviyorum. Senin de beni sevmeni, benim hayalime ortak olmanı o kadar çok istedim ki. O kadar çok çabaladım ki. Bunun için en yakın arkadaşımı karşıma aldım. Gerekirse tüm dünyayı silip atabilirdim. Benim evlenme teklifimi kabul ettiğinde dünyalar benim oldu. Sonunda dedim. O da beni sevdi. Ama yanılmışım. Şunu iyice anladım ki sen benden çok uzaksın. Beni sevdiğini biliyorum. Bir arkadaş, dost olarak Levent'i seviyorsun. Ama bana hiç aşık olmadın. Kalbin benim için hiç atmadı. Gözlerin hep suskun kaldı. Neyse. Sana daha fazla acı çektirmek istemiyorum. Daha fazla acı çekmek istemiyorum. Kimseye istemediği bir şeyi zorla yaptıramam. Bunun için seninle evlenemem Hasret. Dostum olduğun için.
ve böylesine sevdiğin için. Hoşçakal. Söylemek istediğim son bir şey daha var. Murat da seni mutlu edecek biri değil Hasret'im.